Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lar tarafından yola döşenen mayının patlatılması sonucunda şehit olan polislerden Yahya Mertcan, Çankırı'da toprağa verildi. Şehit polis Yahya Mertcan'ın naaşı helallik almak için evinin önüne götürüldü. Şehidi binlerce Çankırılı yurttaş karşıladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende ise PKK'ya tepki yağdı. Örgütün sallanma mülkünü bu vatan için feda etmeye hazır. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Eldivan Mezarlığı'nda 25 yıl önce şehit olan dayısı Assubay Yahya Coşküner'in yanına defnedildi. Aynı saldırıda şehit olan polis memuru 29 yaşındaki Resul Kayaoğlu memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Resul Kayaoğlu için memleketi Elazığ'da cenaze töreni düzenlendi. Törende PKK ile mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kılınan cenaze namazının ardından şehit, konvoy eşliğinde götürüldüğü Kovancılar ilçesinin Köse köyünde toprağa verildi. Bir diğer şehit Şahin Polat Aydın için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören vardı. Törene şehidin kendisi gibi özel harekat polisi olan babası Süleyman Aydın, annesi Hülya Aydın ve yakınlarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı AKP'li vekiller, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin katıldı. 22 yaşında şehit olan Aydın'ın naaşı omuzları alınarak cenaze aracına konuldu. Şahin Polat Aydın, Güdül ilçesi Akbaş köyüne defnedildi. Şahin Polat Aydın, 8 Mayıs 2015 tarihinde özel harekat polisi olarak göreve başlamıştı. Saldırıda şehit düşen 4 polisten biri olan 22 yaşındaki Savaş Akyolsa, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde sonsuzluğa uğurlandı. 23 Ağustos'ta evlilik planı yapan Savaş Akyol'un Türk bayrağına sarılı cenazesi baba ocağına götürüldü. İlçe Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin cenaze namazı Yeşilyurt Camii'nde kılındı. Polis memuru Şefaatli ilçe mezarlığına defnedildi.